Tarihte insanlığın geçirdiği binlerce yılda ibretten şaşkınlığa kadar birçok duyguya kaynaklık edecek onlarca olay var. Örnek mi? Çok fazla var. Roma İmparatorluğu'nun zalimlik, despotluk ve kaprisleriyle ünlü hükümdarı Gaius Julius Caesar ya da namı diğer Caligula. Çocuk yaşlarında sıkça babasının askerleri arasında annesi Agrippina'nın ona giydirdiği askeri üniforma ve sandaletle dolaşırdı. Bu nedenle askerler ona küçük çizme anlamına gelen Caligula ismini takmışlardı. Caligula. Caligula imparator olduktan sonra sürekli senatoya saldırmaya başladı. İstediği bir resmi geçit törenini senatonun reddetmesi ilişkileri gerer. Senatoya danışman konsülleri görevden uzaklaştırır. Arabasının yanında birkaç konsülü koşturarak halkın gözü önünde küçük düşürür. Artık yeni bir senato kendine mutlak itaat eden kişilerden oluşmaktadır. Öylesine büyük savurganlıklar yapmaktadır ki eski imparatorluklardan kalan milyonlarca Roma parasını kısa sürede harcar. Para bitmeye başlayınca bu kez zenginlerin mal varlıklarını el koyma uygulamasına başlar. Caligula artık kendisine tapılmasını da ister. Tapınaklar ona adanırdı. Roma'da heykellerin başları koparılıyor, yerlerine Caligula'nın başları yerleştiriliyordu. Caligula tanrı heykellerinin yerini almıştı ve bunlara ibadet edilmesini istiyordu. Saçları erken yaşta dökülünce bu kez kendisine üstten bakılmasını yasakladı. Saçı gür kişileri gördüğünde ise saçlarını kestirir. Sarayında parfümlü yağlardan oluşan banyosu, sofrasında altın tozu karıştırılmış etleri ve ekmekleri gece güneşin doğmasını emrederek sarayın koridorlarında dolaşması, atlara çok para harcaması dilden dile konuşulmaktadır. Caligula'nın Incitatus ismini verdiği atına olan sevgisi herkes tarafından bilinmektedir. Atı için fil dişinden yemlik, mermerden bir ahır, mor battaniyeler, kıymetli taşlarla süslü bir tasma yaptırmıştır. At bazı akşamlar imparatorun sofrasına diğer davetlilerle birlikte yerini almakta ve hizmetliler ata hizmet etmekteydi. Caligula atını tüm tanrıların birleşimi muhteşem tapınılacak bir şey olarak görmeye başlamıştı bir süre sonra. Ama en garibi atını senatör ilan etmek istemesi oldu. Çılgın imparator Caligula görevden aldığı konsülün yerine Incitatus'u atar ve bunu da ilan eder. Evet, yanlış duymadınız. Çılgın imparatorun atını senatör ilan etmesi sıkça kullanılan "ceketimi koysam seçtiririm" sözünü anımsatıyor değil mi? İmparatorun at sevgisi diğer senatörlerin de at sevgisini arttırdı. İmparator atının evlenmesi gerektiğini düşündüğünde ona kızını vermek isteyen senatörler bile çıkar. Hem çevresi hem kendisi onu güneşin doğduğu yerden battığı yere kadar bütün dünyanın en güçlüsü olarak görmektedir. Bu güçle kız kardeşini de tanrıça ilan eder. Halk Caligula'nın kararını eleştirmeye, sorgulamaya kesinlikle cesaret edemez. Caligula atını senatör yaparak esasında iktidarı kendisiyle paylaşma iddiasında bulunan bir kurumu da fiilen ortadan kaldırmıştır. Cumhuriyet deneyimi olan Roma'da senato iktidarın toplandığı bir kurumsal merkezden Caligula bütün iktidarı kendi ellerine almaya ve bunu kimseyle paylaşmamaya kararlıdır. Kuşkusuz senatoyu bir anda kapatabilir, senatörleri ortadan kaldırabilir, Roma Cumhuriyeti'nin bütün kurumlarını da lağvedebilirdi. Oysa o bunun yerine daha sembolik, daha mecazi, daha metaforik bir hareket ortaya koymuştur. Senatoya gözündeki değerinin ne olduğunu çarpıcı bir hünerle göstermiştir. Senatoyu lüks bir ahıra dönüştürmüştür. Tüm tarihsel araştırmalar, buna bağlı üretilen edebi ve sinematografik anlatılar doğal olarak bu olayı Caligula ve senato merkezine alarak inceleme eğilimindedir. Fakat
Ortada bir tane de at vardır. Kendisine tahsis edilen ve içinde mermer bir yemlikle altın bir yalak bulunan, evinde zevkle kişleyen, her hareketinde boynuna ve bileklerine takılı mücevherleri çınlatan İnci Tatus. Tahmin etmesi zor değil. İnci Tatus ne niçin atandığını ne de görevinde ne yapması gerektiğini bilecek durumdadır. O sadece önüne konan yulafı yemekle imparatorun huzuruna çıkarıldığında uysalca boynunu uzatmakla, sırtına binildiğinde ise sükseli biçimde gitmekle yetinmek zorundadır. Kendisine tahsis edilen makamı reddetmek gibi şeyler bir attan beklenecek davranışlar asla değildir. Caligula belki delidir ama at değildir. O at olduğunun farkındadır. Caligula'dan bu yana 2000 yıl geçti. Uzunca bir süredir tarihçiler onu tarifsiz zalimliği, ölçüsüz şiddeti, sınırsız hukuksuzluğuyla hatırlıyor. Bunda garipsenecek bir şey yok aslında. Caligula zalim, şiddet, yasa tanımaz bir imparator olduğu için değil, bundan başka hiçbir şey olamadığı için böyle. Kendisinden sonraya bıraktığı tek şey bu olduğu için yani. Halkın kendisinden korkması konusunda da sık sık korktukları sürece bırakın benden nefret etsinler diyerek iktidarını korkular üzerine inşa eder. Aradan geçen yaklaşık 2000 yıla rağmen insanlığın çılgınlara yönetme yetkisi verdiği, korkuların egemen olduğu sistemlerin bulunduğu bir dünyada yaşıyoruz. Bu da bize insanlığın daha kat edecek ne kadar uzun bir yolu olduğunu gösteriyor. Caligula'nın iktidarı çok kısa sürmüştür. Dahası ölümünün ardından altına imza attığı hemen her şeyin çöküşü de göz açıp kapayıncaya kadar gerçekleşmiş gibidir. Her şey düzelmiştir demiyorum ama Caligula'nın adının Roma'dan silinmesi hiç de iktidardayken kendisine vehmettiği güçle orantılı bir zorlukta olmamıştır. Ama işte burada bir kere daha tarihin yazımının karanlık boşluklarına takılıveriyor gözümüz. Ya İnci Tatus? Sahi imparatorun şaşalı yıllarında yulafın en kalitelisine, ahırın en görkemlisine, ünvanların en yükseğine sahip olan o tez ayaklı ata ne oldu? Belki Roma tarihinin uzmanlarının bu konuda bilgisi vardır. Ama popüler tarih anlatılarında Caligula'dan sonra İnci Tatus'a rastlamak pek mümkün değildir. Bir zamanlar imparatorun sofrasında baş köşeye buyur edilen, senatoya girerken mor kaftandan koşum takımlarını şıngırdatan İnci Tatus, belki sonra imparatorluk ahırlarında istirahatine devam etti. Belki de bir meraklı tarafından satın alındı. Belki de kimsenin kendisiyle ilgilenmediği kaos ortamında kırlara doğru koşarak kaçtı. Yine de adını bir deliliğin timsali olarak tarihe yazdırmaktan kurtulamadı. Peki ne yapsaydı? Elbette o bir attı sonuçta. Bunların hiçbirini yapamazdı. Dizginlerini tutan imparatoru aynı zamanda onun kaderini de elinde tutuyordu. Tarihe onunla birlikte yazıldı, onunla birlikte yok olup gitti. At olmasa, belki bir insan olsa elinden gelen bir şeyler belki olabilirdi. Kim bilir, belki istifa eder, belki kendisine yüklenen sorumluluğu bırakır, belki de atandığı göreve layık olmadığını görüp oradan uzaklaşabilirdi. At olmasa araştırır, okur ve belki de tarihten ibret alırdı.